Ayrıcalıklı rotalardan herkese merhaba. Masal gibi bir şehre getirdik bu bölümde sizleri. Kalesi, görkemli parlamentosu, Tuna üzerindeki köprüleri, tarihi sokakları, termal hamamları, parkları, adaları, müzeleri ve oya gibi işli mimarisiyle kesinlikle gönlünüzü çelecek. Nerede miyiz? Yolumuz Macaristan'da Budapeşte'ye düştü bu kez de. Uzun süre Doğu bloğunun bir parçası olması sebebiyle pek de bilinmeyen şehir dünyaya bir açıldı, pir açıldı. Dünyanın yıldız kentlerinden biri oldu. Evet, yaslanın arkanıza, şöyle rahatça bir oturun, bir parçacıkta sesi açın ve keyfini çıkarın. Budapeşte'ye hoş geldiniz. Tuna Nehri'nin iki yakası üzerine kurulmuş Budapeşte. Buda ve Peşte bu iki yakanın adları. Nehrin incisi Zincirli Köprü ile birbirlerine bağlanmışlar. Tuna Nehri'nin bir tarafındaki yüksek ve ağaçlıklı kısma Buda deniyor. Geçmişte devlet idarecilerine ve soylulara ev sahipliği yapmış burası. Diğer taraftaki Peşte ise önce tüccarların bir araya geldiği, daha sonra da sanayinin geliştiği bölüm olmuş. Buda hükümdarlığı temsil ederken karşıdaki Peşte anayasal rejime ait kurumların merkeziymiş. Şehir Büyük Panonia Ovası'nın karşısında konumlandığı için geçmişte de birçok yolun birleşme noktasında yer almış. Bu özelliği sayesinde tarih boyunca düşmanların hareketlerini kontrol edebilen Buda sırtını Buda tepelerine ve Gellert Dağı'na yaslamış. Savunma şehirlerine de güzel bir örnek oluşturmuş. Nehrin iki yakasında her mevsim farklı renklere bürünen güzellikleri, tarihin doğayla dansını seyretmek gerçekten çok keyifli. Nostalji, geçmişin bugüne yansıyan gücü ve değişimin hüznü aynı anda sarabilir sizi. Evet, bu kadar anlattıktan sonra içine girelim biraz Budapeşte'nin. Ne dersiniz? Ben yola çıkayım isterseniz, sizi de Budapeşte'nin muhteşem gecesiyle baş başa bırakayım. Şehir gündüz çok güzel ama Tuna Nehri'nin iki yakasını birleştiren köprülerde karşılaştığınız manzara gecenin ışıltısıyla birleşince Budapeşte peri masallarının başkentliğine soyunuyor. Şu anda Budapeşte'nin en güzel manzaralı yerlerinden birindeyim. Burası Gellert Tepesi. Adını 1046 yılında paganlara karşı mücadele ederken öldürülen ve bir fıçı içinde tepeden aşağıya atılan Aziz Gellert'ten alıyor. Macaristan'a Vatikan tarafından atanan bir piskopos olarak görev yapıyormuş Aziz. Şehirde pek çok kişiyi etkileyip dinlerini değiştirebildiyse de kırsal kesimde yaşayanlar pek oralı olmamış. Hatta tepki göstermişler. İş bir ayaklanmaya dönmüş. Bir sabah erken saatlerde yüzlerce kişi Budapeşte'nin bu en yüksek tepesine çıkarak Hristiyanlığı seçen insanlara gözdağı vermek istemişler. Fıçının içine çiviler çakmışlar. Gellert'i de fıçıya sokarak bu tepeden aşağı Tuna Nehri'ne doğru yuvarlamışlar. Kanlıca'daki Mihrabat Korusu'ndan bakıp sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul diyen Yahya Kemal Beyatlı gibi ben de şimdi Gellert Tepesi'nden Budapeşte'ye bakıyorum. Aziz'i ölümünden sonra gençlerin de gözdesi olan hatta Aşıklar Tepesi denilen bu tepenin yamacına gömmüşler. Tepedeki kaleyi ise 1850'lerde Habsburg Hanedanı kentin kontrolünü sağlamak için inşa ettirmiş. Bir başka heykel daha var burada. Macar heykeltıraş Strobel'ın yaptığı Özgürlük Anıtı. Heykelin sağ tarafı ilerlemeyi, sol tarafı ise şeytanı temsil ediyor. Anıt Sovyetlerin Budapeşte'yi Nazi işgalinden kurtarmalarının anısına 1947 yılında yapılmış. Şu anda bulunduğumuz Balıkçı Tabyası, Budapeşte seyir noktaları arasında en iyi manzaraya sahip yerlerden. Balıkçı Tabyası Orta Çağ'da bu yakınlarda bulunan balıkçı pazarından almış adını. Dışarıdan bir kaleye benzese de aslında hiçbir zaman kale görevi görmemiş. 895 yılında Macaristan'ı kuran 7 kavmi simgeleyen 7 kulenin yer aldığı ve UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesindeki Balıkçı Tabyası'nı her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Bunda konumu nedeniyle gelenlere sunduğu muhteşem manzaranın büyük rolü var. Tabya'nın yanında Macaristan'a Hristiyanlığı ilk getiren Kral İstván'ın heykeli bulunuyor. Gelin şimdi de Tabya'nın arkasındaki kiliseye birlikte bir göz atalım. Kale tepesindeki Matyaş Kilisesi 15. yüzyılda hüküm süren ilerici ve sanat düşkünü bir kraldan almış adını. İlk 1255'te inşa edilmiş ama 19. yüzyılın sonlarında bugünkü görünümüne kavuşmuş. Osmanlılar tarafından camiye çevrilmiş. Hatta ilk cuma namazını burada Kanuni Sultan Süleyman kıldırmış ve ardından cami kentin ana camii haline gelmiş. Macar döneminde ise kral ve kraliçeler taç giyme törenlerinde hep bu kiliseyi kullanmışlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kamp ve konaklama amacıyla kullanılmış. Savaşın ardından 1950'lerde Macaristan hükümeti ve varlıklı ailelerin bağışları ile bu tarihi eser restore edilmiş. Ne dersiniz? Yeter mi artık bu kadar tepelerde dolaşmak? Hadi gelin şimdi de biraz aşağı inip Peşte'de kentin kalabalığına karışalım. Budapeşte'nin en önemli simge yapılarından biri de Buda ile Peşte arasındaki bağlantıyı sağlayan zincir ya da zincirli köprü. Orta Çağ'dan 19. yüzyılın ortalarına kadar burada bulunan dubalı köprü kış başından kış sonuna kadar kullanılmıyormuş. Çünkü nehir donuyormuş ve köprüye gerek kalmıyormuş. Yapımına 1840 yılında başlanmış, 9 yılda bitirilmiş. Köprü Birleşik Krallık'ta bölümler halinde tasarlanmış. Orada üretilen parçalar Budapeşte'ye getirilerek burada birleştirilmiş. İlk köprüyü geçme şerefi ise Macar Bağımsızlık Ordusu'nun askerlerine verilmiş. İki başındaki aslanların dilleri yapılmamış. Hatta bir hikayeye göre köprüsünün kusursuz olduğunu düşünen mimar bir küçük kızın aslanlardaki bu kusuru görmesi üzerine utancından köprüden aşağı atlamış. Korkmayın ama adam ölmemiş, tekrar sahile çıkmış. Zincir Köprüsü'nün toplam uzunluğu 380 metre, yaya yolu 2,2 metre, ana yol ise 14,5 metre genişliğinde. O dönem için bir mühendislik harikası sayılan köprü, kendi döneminde dünyanın en uzun 4. köprüsüymüş. İkinci Dünya Savaşı'nda Budapeşte'nin pek çok yeri gibi bu köprü de Almanlar tarafından yıkılmış. Sadece kuleler kalmış. 1949 yılında yeniden inşa edilerek bugün gördüğünüz haline getirilmiş. Budapeşte'nin en büyük dini ibadethanesi Aziz İstván Bazilikası olarak geçiyor. Kral İstván, pagan olarak hayatlarını sürdüren Macarların Vatikan'ın desteğini arkasına alan ilk Hristiyan kralı. Bazilika'nın adı işte bu krala ithaf edilmiş. Kralın tacı ise şu anda parlamento binasında muhafaza ediliyor. Yapının inşaatı 50 yıl sürmüş, 1800'lerde tamamlanmış, 1868'de kubbesi çökmüş, yeniden yapmak falan derken 1906 yılında tam anlamıyla bitirilebilmiş. Binanın mimarisi yukarıdan bakılınca rahatça görülen ortodoks açı biçiminde tasarlanmış. 9 tonluk çan ülkedeki en büyük çan olma özelliğine sahip. Kilisenin kubbesinin yüksekliği 96 metre. Kapladığı alan ise 4000 metrekareden fazla. Buradaki en ilginç şey bir kutsal emanet kutusunda bulunan kralın mumyalanmış eli. O kubbeye ben de çıkabilirim diyenlerin yüreklerine su serpeyim isterseniz. İçerideki asansör kendinizi yormadan kulenin tepesine kadar çıkmanızı sağlıyor. Gelin şimdi de Aziz İstván'ın tacını görmek için Macar parlamentosuna gidelim. Parlamento, Budapeşte deyince akla gelen ilk binalardan biri. Hatta parlamento denince dünyada ilk akla gelen binalardan biri. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bu eserin inşaatı tam 20 yıl sürmüş. Aslında iki proje yapılmış ve her ikisi de birbirinden güzel olunca iki binayı da inşa etmişler. Biri bu muhteşem eser, diğeri de bu binanın tam arkasındaki Adalet Sarayı olarak kullanılan yapı. Dünyanın en büyük parlamentolarından biri olan bu anıt yapı 1902'de tamamlanmış. Görkemli yapının mimarı Imre Steindl. Binanın inşası sırasında görme yetisini kaybetmiş mimar ve tamamlanmasına tanıklık edemeden yaşamını yitirmiş. Macar kraliyet mücevherleri ve Macarların Hristiyanlığı kabulü sonrası Papa tarafından verilen taç bu binada muhafaza ediliyor. Taç buradan önce pek çok kez yer değiştirmiş. Bu sebeple de tepesindeki haç eğrilmiş. 1638'deki taç giyme töreni için içine konulduğu tahta sandık zorlanarak açılmış ve maalesef zedelenmiş. İşin ilginç yanı tacı ülkenin simgesi olarak haç kısmı eğri haliyle kullanıyorlar. Ülkenin kültürüne ait pek çok nadide esere ev sahipliği yapıyor parlamento binası. Yapının tam 691 odası var. Görkemini daha iyi anlatabilmek için ölçülerini vereyim isterseniz. Toplam uzunluğu 271 metre, genişliği ise 123 metre. Kubbesinin yerden yüksekliği tam 96 metre. Çünkü bu topraklara Orta Asya'dan 896 yılında gelmişler. Gelişlerinin 1. yılında bitirmeye çalışmışlar. Ama öyle teferruatlıymış ki yetiştirememişler 1896 yılına. Yapımında tam 1000 işçi çalışmış. Yine de 8 sene sonra bitirebilmişler. Din ve devlet işleri arasındaki dengeyi sembolize etmesi amacıyla Aziz İstván Bazilikası ile aynı yükseklikte yapılmış. Çünkü 896 yılı ülkeye geldikleri yıl olduğu için 96 metre esas kabul edilmiş. O çerçevede şehir merkezinde 96 metreden yüksek bina yapılmasına izin verilmiyor. Varakları için 40 kilogram altın ve inşaatında 40 milyon tuğla kullanılan binada 250'ye yakın heykel bulunuyor. Burası yönetim amacıyla yapılmış dünyanın bana göre en görkemli yapılarından biri. Hadi gelin şimdi sizi çok hüzünlü ama çok etkileyici bir yere götüreyim. Parlamento binasının Tuna Nehri'ne bakan tarafına geçelim. Bu 60 çift demir ayakkabı ne biliyor musunuz? 1944 ile 1945 yılları arasında Nazi askerleri tarafından öldürülen Budapeşteli Yahudileri sembolize etmek için yapılmış bir anıt eser. Sanatçıların adları Can Togay ve Julia Power. Türk asıllı bir senarist ve yönetmen olan Can Togay, Erden Kral'ın Mavi Sürgün filminde Halikarnas balıkçısını canlandırmış, Zuhal Olcay ile de Bir Sonbahar hikayesinde başrolleri paylaşmıştı. Sana sürpriz yapmayı seviyorum. Bu beni heyecanlandırıyor. Sevinmedin mi? Tekrar anıta gelirsek, Nazi işgali sırasında insanlar burada ayakkabılarını çıkarttıktan sonra kurşuna dizilmiş. Ayakkabıların çıkarttırılmasının sebebi ise maalesef daha sonra başkaları tarafından kullanılmaları. Eser 2016 yılında dünyanın en iyi ikinci halk heykeli ödülünü almış. Çiçek bırakmanın veya mum yakmanın adet haline geldiği anıt özellikle akşam saatlerinde çok daha etkileyici bir görünüme kavuşuyor. Günümüzde Macaristan'da yaklaşık 100 bin civarında Musevi yaşıyor. Gelin şimdi de Avrupa'nın en büyük, dünyanın da ikinci en büyük sinagogu olduğu söylenen Dohány Sokağı Sinagogu'na gidelim. ...3000 kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyüğü olduğu söylenen Dohány Sokağı Sinagogu 1854 ile 1859 yılları arasında inşa edilmiş. Bina dışarıdan sade görünüyor ama içeri girince başarılı bir sentezin ürünü olan Bizans, Gotik ve Romantik üsluplu bir mimariyle karşılaşıyorsunuz. Yahudi soykırımında yaklaşık 6 milyon kişi hayatını kaybetmiş. Bunların 600 bini bugünün Macaristan'ında yaşıyormuş. Sinagogun yanındaki alanda 3000 mezar var. Macar asıllı bir Yahudi olan Tony Curtis'in babasının yaptırdığı anıt da yine burada bulunuyor. Çok başarılı bir şekilde restore edilen Edirne Büyük Sinagogu da çoğu kaynağa göre Avrupa'nın 3. en büyük sinagogu olarak geçiyor. Şu anda Kahramanlar Meydanı'ndayız. Burası Macarların Avrupa'ya gelişlerinin 1000. yıl dönümü anısına 1896'da inşa edilmiş. Geçmişte kahramanlıklarıyla tarihe adını yazdırmışlara adandığı için de Kahramanlar Meydanı demişler. Meydanın tam ortasındaki Milenyum Anıtı'nın 36 metrelik sütununun tam tepesinde hacı tutan Başmelek Cebrail var. Altındaki 7 kahraman Tuğrul Kuş'unu takip edip bu topraklara gelen 7 atayı temsil ediyor. Anıtın arkasındaki hilal gibi bölümde ise Macar kral ve komutanları olan 14 kahramanın bronz heykelleri bulunuyor. Bu kahramanların bazıları Habsburglara karşı ayaklanıp ardından Türkiye'ye kaçmışlar. Mesela Rákóczi Tekirdağ'a gitmiş. Bugün hala Tekirdağ'daki yaşadığı ev bir müze olarak kullanılıyor. Koşut ile İmre Tököli de Kütahya'da yaşamışlar. Meydanın maalesef üzücü bir anısı da var. Ruslara karşı ayaklanan 17 bin genç burada öldürülmüş. Bu yerin gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir güzellik taşıyor. Meydanın iki yanındaki yapılar ise sanat müzeleri. Meydanın devamında da şehrin en şık bulvarlarından biri olan Andrássy bulunuyor. Kahramanlar Meydanı'ndan başlayan Andrássy Bulvarı'nın lakabı Budapeşte'nin Şanzelizesi. 1885'te şu anda bulunduğum şehir parkı ile kent merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla açılmış bu bulvar. Bu arada şehir parkına muhakkak gelmenizi ve parkın arkasındaki Seçeni kaplıcasını görmenizi tavsiye ederim. Andrássy Bulvarı genişliği, üzerindeki mağazaları ve yeşil alanları nedeniyle şehrin en sevilen yerlerinden biri. 1896 yılında altına yapılan metro, Budapeşte'ye kıta Avrupa'sında metro hattına sahip ilk kent unvanını kazandırmış. Geçmişte zengin ve şöhreti Budapeşteliler yaşadığı için evler büyük ve gösterişli. Kapıların görkemli olmasının sebebi ise o dönemde at arabalarının evin içine kadar girmelerinden kaynaklanıyor. Modern şehir planlamasının geçmişteki en önemli eserlerinden kabul edildiğinden bulvar UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası'na da girmiş ve bu anlamda çok önemli. Lüks markaların bulunduğu Andrássy Bulvarı bizim Bağdat Caddesi'ne benzerken Váci Utsa yani Váci Sokağı İstiklal Caddesi'ni hatırlatıyor. Váci Sokağı 18. yüzyılda yapılmış ama binaların çoğu 19. ve 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş. Váci Utsa şehrin en turistik yerlerinden biri. Üzerinde dükkanlar, kafeler ve restoranlar var. %19. yüzyılın sonlarına doğru şehrin bugün en şık caddesi olan Andrássy henüz yeni oluşuyor. Buda Kalesi'nin genişletilme işinden sorumlu dönemin ünlü mimarı Alajos Hatzmann'a çok iş düşüyor. Birbirinden şık binaların yanı sıra bugün dünyanın en güzel kafelerinden biri olarak kabul edilen New York Cafe'de onun eseri. Bir sigorta şirketi için yapılan bina ilk günden beri alt ve giriş katında New York Cafe'yi barındırıyor. Her anlamda gelişme dönemi olan bu çağda şehrin entelektüel ve yazarları arasında en sevilen kafe haline geliyor. Malum sabahın ilk ışıklarına kadar açık. Bir köşede ayakkabılarınızı boyatabiliyor, diğerinde saç kestirebiliyorsunuz. Kıyafetlerinizi ütületebileceğiniz oda bile var. O zamanlar bazıları için ev yerine bile geçiyor. İşletme de bu kitlenin öneminin farkında. Kahve ile birlikte mürekkep ve kağıt geliyor. Hakkında anlatılan en ilginç hikayelerden biri müdavimi olan Hal Sokağı Çocukları yazarı Ferenc Molnar'ın kafeyi geceleri kapatmamaları için giriş kapısının anahtarını Tuna Nehri'ne atmış olması. Hikayenin aslında çeşitli versiyonları var. Gerçeklik payından da pek emin değilim. Ama Macaristan'ın asi sanatçısı Mihail Kolotka heykellerinden birinde bu konudan esinlenmiş. New York Cafe'nin yan sokağının köşesinde bir yangın musluğunun tepesinde anahtarı Tuna'dan çıkarmış olan dalgıcı görebilirsiniz. Tarih boyunca Türkiye ile Macaristan ilişkileri hep çok iyi olmuş ve bu ilişkilere katkısı olanlardan bir tanesi de Macaristan'ın devlet kuruluşu olan HEPA. Şu anda HEPA Türkiye'nin genel müdürü Burak Aktaş'la birlikteyim. Burak Bey merhaba. Merhaba Saffet Bey, sizi burada görmek ne kadar güzel. Çok keyifli zaman geçiriyoruz öncelikle Budapeşte'de. Bize birazcık HEPA'yı anlatır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. HEPA, Macar Dış Ticaret Geliştirme Ajansı. HEPA'nın esas amacı biliyorsunuz Macaristan Schengen bölgesinde Avrupa Birliği üyesi bir ülke ve dış ticaretinin büyük bir çoğunluğu da Avrupa Birliği bölgesiyle oluyor. HEPA'nın amacı, misyonu bu coğrafyayı biraz farklılaştırmak. Diğer bir deyişle bütün yumurtaları aynı sepete koymamak. Ne yapıyoruz HEPA olarak? Türkiye gibi dış büyüme, ekonomik büyüme hızı çok fazla olan ülkelerde, çok fazla olan coğrafyalarda ofisler açarak Macar dış ticaretini bu bölgelere yaymaya çalışıyoruz. Dünyada 6 tane ofisimiz var. Şimdi Macaristan'ın şöyle bir stratejisi var. Doğuya açılma stratejisi var. Türkiye'nin önemli bir pozisyonu var bu ofisler arasında. Neden? Türkiye'de 4 tane ofisimiz var. Merkezimiz Macar Konsolosluğu'nun bulunduğu İstanbul Kağıthane'de merkez ofisimiz bulunuyor. Ankara'da, İzmir'de ve Bursa'da da ofislerimiz var. Şimdi şunu bir göz önünde bulunduralım. Neden Macaristan'ı biz tanıtmaya çalışıyoruz Türkiye'de? İş camiasına en büyük avantajı bir kere Avrupa Birliği içerisinde en düşük, şirketler için en düşük vergi sistemi Macaristan'da bulunuyor. Bunun yanında çok eğitimli ve kalifiye bir topluluk var burada, bir iş gücü var. Burası bir lojistik merkezi ve Avrupa'nın göbeğinde bulunan bir yer. 80'lerde, 90'larda hepimizin hayatına dokunan Macar malları da vardı. Hatırlarsınız, Türkiye'de belediyelerde kullanılan, bizim körüklerinde ders çalıştığımız körüklü otobüsler. Şimdi bu otobüslerin full elektriklisi yapılıyor Macaristan'da. Bir de evlerimizde kullandığımız ampuller. Şimdi bu aydınlatmaların Macaristan'da son teknoloji yeni aydınlatma sistemleri. Macar firmaları Türkiye'ye getiriyoruz, fuarlara katılıyoruz. Türk firmaları Macaristan'a götürüyoruz, orada fuarlara götürüyoruz. Şimdi buradaki amaç bir Türk firmanın tedarik zincirine Macar ürün ve hizmetlerini bir alternatif olarak sunmak. Macaristan, Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle çok kolay bir şekilde ham madde, yarı mamul olarak Türkiye'ye fayda sağlayacak bir ülke. Bunun yanında biz Türkiye'de sanayi ve ticaret odalarıyla Macaristan promosyon günleri yapıyoruz. Macaristan'ı tanıtıyoruz. Bizim ana hedefimiz Macaristan ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacmini artırmak. Tabii bunun yanında kültür de çok önemli. Macaristan'da biliyorsunuz Gülbaba Kültür Vakfı var. Çok büyük etkinlikler düzenliyor hem Macaristan'da hem Türkiye'de. Türkiye'de de Macar Kültür Ofisi var. Macar Kültür Ofisi'nde ücretsiz sergiler düzenleniyor. Buraya Türk halkı rahatlıkla gelip sergileri gezebilir. Bunun yanında Macarca dil dersleri veriliyor. Macarca öğrenmek isteyen bizim kültür ofisimize gelip Macarca dil dersi alabilir. Program içeriğini uzun araştırmalardan sonra birlikte hazırladığımız sevgili Serda, bakalım bu sefer bize neler anlatacak. Serda, ne güzel bir yere geldik. Buraya gelirken geçtiğimiz sokakların isimlerini de çok sevdim. Türk Sokağı, Mescit Sokağı, Ankara, Türbe, Gülbaba sokakları. Peki biz neredeyiz Serda? Gültepe'sindeyiz Saffet. Budapeşte'nin o varlıkların oturduğu yer burası, zaten görüyorsun. Bu semtteki Gülbaba Türbesi'ndeyiz. Peki Gülbaba kim? Bektaşi dervişi Cafer Efendi. 1541 yılında Buda'nın Osmanlılar tarafından fethi sırasında şehit düşmüş Cafer Efendi, Gülbaba yani. Evliya Çelebi'nin dediğine göre 12 dilimli bir tane kavuğu varmış. Kavuğun bir kenarına bir gül takılı olurmuş Saffet hep. İşte o gül sebebiyle Gülbaba diyorlarmış derviş Cafer Efendi'ye. Ama başka bir hikayesi daha var Gülbaba'nın. O gerçekten çok güzel bir hikaye. Avdan dönen padişah bir anda böyle baş döndürücü güllerin kokusuyla baş şıpırtı kalmış. Kendinden geçmiş, böyle kokunun nereden geldiğini sormuş etrafındakilerin. Vezirlerden biri demiş ki Gülbaba denen bir adam var burada. Aksakallı, erdemli, nur yüzlü bir ihtiyar demiş. Bahçesinde kırmızı ve sarı güller yetiştiriyor demiş. O yüzden de bu kokular buralara kadar geliyor demiş. Denilenlerden etkilenen padişah bu yaşlı erdemli amcayı bir ziyaret edeyim demiş kulübesinde. Gitmiş, inmiş atından. Kulübede bir kahve içmiş. Adamın böyle sefil halinde görünce çok etkilenmiş demiş ki gel seni bizim saraya yerleştireyim demiş. Gülbaba düşünmüş, taşınmış. Ya padişahım demiş, sen bana eğer iyilik yapmak istiyorsan ben bu yaşamdan memnunum. Gel demiş buraya bir medrese yapalım, bir bina yap demiş. Böylece ilim, irfan sahibi çocukları yetiştirebilirim burada demiş. Padişah da mantıklı bulmuş. Gerçekten de bir bina yapmış oraya. Ve sonra ne olmuş biliyor musun Saffet bu bina? 1868 yılında Mektebi Sultani olmuş. Sıkı dur, Cumhuriyet döneminde ne olmuş? Sarı kırmızı. Galatasaray Lisesi olmuş. Güzel kokulu sarı kırmızı güller var ya, önce o güller bu lisenin sembolü olmuş. Sonra da Galatasaray Spor Kulübü'nün sembolü olmuş. 1526 yılında yapılan Budin seferi var ya, ona da katılmış Saffet ama Kanuni'nin yanında olmasına rağmen öyle savaşmaya falan gelmemiş. Dendiğine göre kendisinde, müritlerin de elinde şeyler varmış, böyle tahta kılıçlar. O tahta kılıçlarla gelmiş çünkü amacı kan dökmek değil, gönülleri fethetmekmiş. Gerçekten de Budin alındıktan sonra yerleşmiş Budin'e Gülbaba. 10 yıl yaşamış burada ve o yıllardan bugüne nice krallar, nice rejimler görmüş bu topraklar ama belki de en sevilenlerden biri Gülbaba olmuş. Bu arkadaki sekizgen türbeye gelince bunu Budin Beylerbeyi yaptırmış Mehmet Paşa. Osmanlı'dan sonra bir süre şapel olarak kullanmışlar ama türbeyi. İlk Avrupa'yı padişah olarak gezen kim? Sultan Abdülaziz. Avrupa ziyaretinden sonra dönmüş. Demiş ki burayı tekrar türbeye döndürün. Gerçekten de yaptırmışlar. Macarların da çok sevdiği Gülbaba'nın hikayesi sonra gezmek yaşamaktır lafı senin felsefen nereden geliyor? Andersen, o ünlü masalcı Andersen'den geliyor. İşte o Andersen bu Gül Baba'nın hikayesinde oturmuş, yeniden yazmış. Dünyadaki 193 ülkenin neredeyse 150'sinde yaklaşık 1400 şehir gezdim. Her yeni gördüğüm yerde ruhumu, aklımı, kalbimi, hayatımı yeniledim. Belki de bu mesleği gördüklerimi, bildiklerimi, öğrendiklerimi paylaşmak üzere seçtim. Madem Andersen'den aldığım yaşam felsefesini söyledi sevgili Serda, devamında ben getireyim. Diğer yaşam felsefemi söyleyeyim. Hayat paylaştıkça güzel diye. Bir sonraki bölümde yeni yerler, yeni diyarlar paylaşana, hayatı daha güzel yapana dek hoşça kalın.